Şimdi geldik karmaşık sayının kökleri. Kare kökleri, küp kökleri vesaireleri. Karmaşık sayının köklerini bulabilmem için kutupsal biçimde yazılmış bir karmaşık sayı almam lazım ilk önce. Yani karmaşık sayıyı genel olarak kök bulurken kutupsal biçimde yazmak köklerin bulunması için bir numaralı işlem oluyor. İşte kutupsal biçimde yazdığım teta açısı yerine teta artı 2 kpi yazabilirim. Burada da teta açısı yerine teta artı 2 kpi yazabilirim. Neden? Çünkü esas ölçü bulurken 2π'nin katlarını ekleyebiliyorum veya çıkarabiliyordum, şey atıyordum. Aynı hesapla devam ediyorum. Eninci kuvvetten kök almak demek. Bunun eninci kuvvetini alsaydım, bunun eninci kuvvetini alıyordum. Bunun 1 bölü eninci kuvvetini alsam, bunu da 1 bölü eninci kuvvetini alıyorum. Burada onu yaptım. Yani z'nin eninci dereceden kökü, boyunun da kökü alınacak. Bunun üçüncü dereceden kök alınıyorsa, bunun da üçüncü dereceden kökü alınacak. Onuncu dereceden kök alıyorsam, onuncu dereceden boya da kök alma işlemini uygulayacağım. Fakat açıyı böleceğim. Yani eninci dereceden kök almak, açıyı ene bölmek. Kare kök almak, açıyı ikiye bölmek. Küp kök almak, açıyı üçe bölmek demek oluyor. İşte burada göstermeye çalıştığımız gibi. Ben buradan kare köke geçseydim, ikiye bölseydim yani. Hemen boyumuzun da kökünü alacaktım. Hemen boyumuzun da kökünü alacaktım. Açının da yarısını aldım. Hemen diğer kare kökümüz, boyun gene kökü. Açının yarısı ama 180 derece. O da nereden geldi şimdi diyoruz. Tabii ki canım bunu ikiye böldüğüm zaman teta bölü 2 gelecek. Ahın da burada. 2 pi'yi 2'ye bölsem 180 derece gelecek. Şimdi burada bir duralım. Karekök aldığım zaman 360 dereceyi 2'ye böleceğim. 180 derece aralıklarla sıralanacak karekökler. Küp kök alırken 360 dereceyi 3'e böleceğim. 120'şer derece aralıklarla sıralanacak bizim köklerimiz. Dördüncü dereceden kök alırken ne yapacağım? 4'e böleceğim 360 dereceyi. 90'ar derece aralıklarla dolanıp duracak. İşte gerçekten burada da küp kökü gösterdik şimdi. Evet, küp kök de geldi. Gerçekten omega 0, omega 1, omega 2 ile göstereceğiz. Şuradaki en yerine 3 gelecek. Küp köklerden birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu. Küp kök z boylar. Şurada aslında birazcık boy olacak. Biraz eksik yazmışız ama ben onları ekleyeyim. Şunlar boy olacak yani. Boyun olacak. Şu da boyun küp kökü. Boyun küp kökü, boyun küp kökü. Şimdi düzeltmiş olduk. Teta bölü 3. Birincisi 120 derece sonra ikincisi. Bir 120 daha zıpladım. Üçüncüsü. Şimdi bu kadar kafa şişirdik. Biraz örnekleyelim. Anlaşılırlığı artırmaya çalışalım. Gerçekten bu. Z karmaşık sayısı 36 çarpı cis 140 kutupsal biçimde yazmış. Kare köklerinden birine ben z0, diğerine z1 diyeyim. K yerine 0 vererek birinciyi, K yerine 1 vererek ikinciyi buluyoruz. Hemen 36'nın kökünü alıyorum. 36'nın kökü 6 aldım. 140 derecenin yarısı 70 aldım. Kaç tane kök buluyordum? 2 tane. 360'ı 2'ye böl. 180 zıpladım. Sonraki köküm gelecek. 180 ekledim 70'e. Ya biraz hızlandırabiliyorsak böyle hızlandırabiliriz. Kutupsal biçimde yazdım. Karekök aldım. 36'nın kökü 6'dır. 6'ları yapıştırdım. Açının karekök olduğundan, açının karekök olduğundan yarısını alıyorum. Açının yarısı 70. 70'i bulduktan sonra durdum. Kaç tane kök buluyordum? 2 tane karekökten bahsediyorum. 2 tane kök. O zaman 180 180 zıplayacaktı. Attı, artacaktı yani. Diğeri de 180 derece artımını yaptım. 70 derecenin 250'ye geldim. Denkleminin köklerini bulalım. İlk önce kutupsal biçimde yazmam lazım. Eksi 3i karmaşık sayısı şurada bir yerdedir. Eksi 3i karmaşık sayısı burada bir yerde. Yani burası imajiner kısım, burası real kısım. Eksi 3i'ye gelene kadar kaç derece dönmüşüm? 370 derece dönmüşüm. Boyu kaç bunun? 3 birim. Boy 3, hemen yazıyorum. Boy 3, açı 270 derece. Yazdım. Tamam. Ben şimdi buradan ne buldum? Z kare. Z kareden Z'ye geçiyorum. Şunun da 3 çarpı cis 270 derecenin köklerini buluyorum. İşte buldum. Gene birinci köke z0, ikinci köke z1 desem karekökten bahsetmişti. Zaten çünkü z kare demek karekök yani. Hemen bunun 3'ün kökü. Tamam. Karekök. Karekök 2'ye bölme. Küp kök 3'e bölme. Dördüncü dereceden kök 4'e bölme gibi açıyı böleceğim. 270 dereceyi 2'ye böleceğim. Cis 135 derece buldum. Tamam. Z0'ın açısı 135 derece. İki tane köküm var. 180 ekleyeceğim. Cis 180 eklesem 315 derece. İşte diğer kökümüz de bu. Bunları böyle bırakabiliriz. İstiyorsak açabiliriz. Şöyle açalım. Kök 3. Kök 3. Aç parantezi. Kosinüs 135 derece. 135 derece. 135 derece. Artı i sinüs 135 derece.
Hemen ben bunu üstüne yazayım. Öğrenci arkadaşlara bakayım. 135 derece ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs eksidir, sinüs artıdır. 135 derece 45'in karşılığıdır. Eksi kök 2 bölü 2'dir. Artı i'si duruyor. Kök 2 bölü 2'dir. Ben hemen kök 3'te bunları bir de çarpacağım. Onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Geldim buraya. Çarpı kosinüs 315 derece artı i'sinüs 315 derece. Biraz sınıra geldik ama olsun. Geldim. Bu dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede bu artıdır. Gene 45 derecenin ifadesi. Bu eksidir. İ'si de var. Kök 2 bölü 2. Bir de kök 3'te çarpıp onların standart biçime getirilmiş halini bulmuş olacağım. Artık şıklarda hangisi varsa. Bir tane daha. Bir tane karmaşık sayımız var. Bunların köklerinin toplamının sıfır olduğunu, köklerinin çarpımının eksi z olduğunu, yani karmaşık sayının eksi katı olduğunu, kare köklerden bahsediyorum. Gösterelim, gösterelim. Ben bunu kutupsal biçimde yazmam lazım. İlk önce boyunu bulmam lazım. Boyunu buluyorum. 1'in karesi, kök 3'ün karesinin kökü. Boyunu buluyorum kardeşim. A'nın karesi, B'nin karesi. Yani 1, 3 daha 4 yapar. 4'ün boyu 2. Boyu bulduktan sonra Allah yardımcımız olsun. Ne yapıyorum? Boyla çarpıp boyla bölüyorum. Boyla çarpıp boyla bölüyorum. Boy dışarıda çarpan olarak dursun. Böldüğüm boyu içeriye atıyorum. Kutupsal biçimde yazmaya çalışıyorum. Buradaki debelenme hareketlerim kutupsal biçimde yazmaya çalışmak. Kosinüsünün de artı, sinüsünün de artı olduğunu görüyorum. Birinci bölgedeymiş bu açı. Birinci bölgede kosinüsün 1 bölü 2 olduğu yer 60 derecedir. 2 çarpı cis 60 derece olarak buldum. Nihayet buldum karmaşık sayımızı. Neyini buldum? Kutupsal biçimde yazılışını buldum. Buradan kareköklere geçelim. Hemen kareköke geçiyorum. Birincisine z0 diyeyim. İkincisine z1 diyeyim. Karekök aldım. Boyun kökünü aldım. Kök 2. Kök 2. Burada yazmaya çalıştığım garip hareket. Şurası kök 2. Açının yarısı cis 30 derece. 30 dereceyi bulduktan sonra karekökten bahsettiğimden 2 tane kök olduğundan 180 derece artıyorum. Cis 210 derece. Sonra bunu açıyorum. Kök 2 çarpı. Kök 2 çarpı birincisi neydi? Kosinüs 30 derece artı i'siniz 30 derece. Öbürü neydi? Kosinüs 210 derece artı i'siniz 210 derece. Evet. Buraya kadar geldim. Umarım problem yoktur. Kutupsal biçimde yazdım. Biraz da terledim. Kutupsal biçimde yazdım. Nerede? Burada. Kutupsal biçimde yazdım. Bunun karekökünü aldım. Yarısını aldım açının. Açının yarısını aldım. 180 zıpladım diyeni buldum. Bunun kökünü aldım. Tabii ki kök başta. İkisinde de duruyor. Kosinüs 30'un değerini hemen yazıyorum. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. 210 derece 3. bölgede. 210 derece 3. bölgede. İkisi de eksi. 30 derece kadar açılmış 180'den. O zaman bu da eksi kök 3 bölü 2. Bu da eksi 1 bölü 2. Ben bunları neyle çarpacaktım? Kök 2 ile. Devam ediyorum. Kök 2 duruyor. Kök 3 bölü 2 artı i bölü 2 oldu. Yine kök 2 duruyor. Eksi kök 3 bölü 2 eksi i bölü 2. Ben bunu kök 2 ile çarpsam. Demek ki z0 karmaşık sayım ve z1 karmaşık sayımı şuraya yazmaya çalışayım. Kök 2 ile çarpsam kök 6 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 i. Birincisi bu. Öbürü. Eksi kök 6 bölü 2. Eksi kök 2 bölü 2. Gerçekten şu karmaşık sayıyla bu karmaşık sayıyı toplasam z0 ile z1'i veya z1 z2 demişti bunların ismini. Önemli değil. Ben bunlara z1 z0 diyeyim. z1 z0 isimlendirme keyfi. Bununla bunu toplasam 0. Artı kök 6 bölü 2. Eksi kök 6 bölü 2 toplasam 0. Artı kök 2 bölü 2 i. Eksi kök 2 bölü 2 i 0. Yani karmaşık sayının kökler toplamı daima sıfırdır kardeşim. Küp kök de olsa, dördüncü derecede kök de olsa. İkisini çarpsam karmaşık sayının eksi katı oluyor. Gerçekten ben şuradan da bulabilirdim ikisinin çarpımını. Şu ikisini çarpsam z0 ile z1'i. Yani şunu kastediyorum. Çarpalım bakalım şimdi. z0 ile z1'i çarpsam. Şurası 2 yapar. Kök 2 ile kök 2'yi çarpsam. 2 yapar. Çarpı cis açıları topluyordum. Yani şurası ne olacak? 2 çarpı cis açıları topluyordum. 30 dereceyle 210'u topluyordum. 240. Bunu da açmam lazım. Yani şuraya geleyim ben. Z0 çarpı Z1'i 2 çarpı kosinüs 240 kosinüs 240 artı isiniz 240'tan bulabilirim. 2 çarpı kosinüs 240 3. bölgede 60 derecenin ifadesi. O da 60 derecenin ifadesi. Kök 3 bölü 2. 2 ile çarpsam ben bunları. Eksi 1 eksi kök 3 iyi. Yani gerçekten eksi 1 eksi kök 3 iyi. Eksi 1 eksi kök 3 iyi. Bu ortalık baya bir kalabalıklaştı ama
İnşallah aşama aşama izlediyse karışmamıştır. 1 artı kök 3i'nin tam eksi katıdır. Eksi 1 eksi kök 3i. Onu da göstermiş olduk. Devam ediyoruz nefes almadan. Ne kadar basit bir soru diye. Değil mi? Evet basit ama bakalım öyle mi? İlk önce kutupsal biçimde yazacağım. Sonra küp kök bulacağım kardeşim. Kutupsal biçimde yazıyorum. Aha da yazdım. Eksi 1 sayısı şuradadır. Sadece reel kısmı vardır. İmajiner kısmı yoktur. Bunun buraya olan uzaklığı, başlangıcı olan uzaklığı 1 birim. Şu kalınlaştırdığım siyah çizgi 1 birim uzaklık. Kaç derece döndüm geldim ben buraya? Kaç derece döndüm geldim? 180 derece döndüm. O zaman bunu ben 1 çarpı cis 180 derece. Yani sadece z eşittir cis 180 derece yazmak kafi. Yazdıktan sonra hemen küp köke geçiyorum. Küp kök. Küp köklerden biri z0, diğeri z1. K yerine 1 vermek, K yerine 2 vermekti başlangıçtaki formülde. Ama hiç K'yı kullanmadım ne hikmetse. Küp kök alıyorum. 1'in küp kökü 1 zaten. Yazsam ne yazar? Hadi yazalım. Hemen 180 dereceyi küp kök bulduğumdan, 3 tane kök bulacağımdan 183'e böldüm. 183'e böldüm. Cis 60 derece. Şimdi burada duruyorum. Bir tane kök buldum. Biraz rahatladım. 3 tane kök bulacaksam 360 derecelik dönüşü 3'e bölünce 120, 120, 120, 3 parça oluyordu. Buna hemen 120 ekledim. 180 derece çıktı. Buna da 120 ekledim. 300 derece çıktı. Yani küp köklerde köklerimiz 120'şer derece artarak veya tersinden azalarak gelirler. Bunu böyle bulmuş olacağız. Ben hemen bu eşitliğin bu tarafına, matematikte böyle bir şey var mı yok mu ayrı mesele de, ben eşitliğin bu tarafını da yazmak istiyorum. Cis 60 derece demek, kosinüs 60 derece artı i çarpı sinüs 60 derece demek. 60 derecenin kosinüsü 1 bölü 2, bu da kök 3 bölü 2'dir sinüsü. İşte birinci karekökün bu. Pardon, küp kökün bu. Ne karekökü canım? Küp kök. Devam ediyorum. 180 derece yazıyorum. Kosinüs 180 derece artı i sinüs 180 derece. 180 derecede sadece kosinüs var. Bu eksi 1, bu 0. Demek ki eksi 1. Geldik sonra 300 derece. Ha gayret bitiyor. Kosinüs 300 derece artı i sinüs 300 derece. 300 derece dördüncü bölgede 60 derecenin ifadesidir. Şu eksidir. Şu artıdır. 60 derecede bu 1 bölü 2. Bu da kök 3 bölü 2. Eksisine dikkat edeceğim. 1 bölü 2 eksi kök 3 bölü 2 i olarak bulunmuş olacak karmaşık sayımız. Geldik son sorumuza. Bu da değişik bir şey. Ben bunu kutupsal biçimde yazamam. Arkadaşlar uğraşsalar bildik bir açı gelmeyeceğini görecekler. Ancak fonksiyonel bir hesap makinesi ihtiyaç var. Ama öyle bir z karmaşık sayısı varmış ki. Öyle bir z karmaşık sayısı varmış ki karesi 5 artı 12'ymiş. Ben onun yerine a artı b i alsam karesine baksam. Z'nin eşiti işte şu. Hemen o a artı b i karesini açsam birincinin karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi, çarpımlarının iki katı. Ha, demek ki bizim 5 artı 12i sayısı, hemen i kare yerine eksi 1 yazarak, i kare yerine eksi 1 yazarak, a kare eksi b kare artı 2abi şeklindeymiş. Şurası i'li kısım, burası da i'li kısım. 2ab 12'ymiş. Ben bunu 12 yapabiliyorum. 2ab'yi 12 yapabiliyorum. Şurası 5'miş, şurası da 5'miş. Yani a kare eksi b kare 5'miş. Buraya kadar geldim. Çarpımları 6 olan, kareleri farkı 5 olan iki tane sayı cevap şıklarından deneriz. Şimdi beni yapacağım uzun uzadıya sıkıcı işlemleri yapmaya gerek yok. Çarpımı 6 olan iki sayı deniyorum. Bir kere bu olmaz. Eksi 3'te eksi 1 çarp olmaz. Eksi 3'te 4'ü çarp olmadı canım. 3 kere 4 12 o da olmadı. 2 ile eksi 3'ü çarp eksi 6 oldu. Bu da gitti. Kala kala mı kaldı zaten? Gerçekten bakayım ben buna. A'nın karesinden B'nin karesini çıkarıp 5 oluyor mu? Evet. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi 4. 9'dan 4 çıkar 5. Oldu işte. Oldu. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarp 6 oluyor mu? Oldu. Aradığım kök bu. Ben bunu göremiyorsam şıklar vesaire olduğunda görürüm herhalde. Bu kadarla hemen olayı bitirdim. Ama diğer yolu da gösterelim. Üzerimizde sorumluluk da kalmamış olacak. Ben buradan 6 bölü A değil midir B'nin ismi? B'nin ismi, cismi, eşiti neyse artık o. 6 bölü A değil mi? Ben buradaki B yerine 6 bölü A yazsam. Sonra da karesini alsam. 36 bölü A kare olur. Her tarafı A kare ile çarpsam. A üzeri 4. Hay maşallah buradan da bunu çözebilirsen. A üzeri 4'ün yerine eksi 5 A kare. Eksi 36. İş çarpanlara ayrılmaya gitti. Bunun çarpanlara ayrılmış hali. A kare eksi 9. A kare artı 4. Bu çarpımın 0 olabilmesi için şurası 0. Burası 0. A karenin 9 olduğu yer ya artı 3 ya eksi 3. A'yı buldum işte.
A'ya artı 3, eksi 3 yazarım yerine. Artı 3 eksi 3'ü buraya yerine yazarım. 6 bölü 3'ten 2 olur. Demek ki 3'e 2 diğer kök. 6 bölü eksi 3'ten eksi 2 olur. Demek ki ya 3 artı 2'yi ya da eksi 3 eksi 2'yi bir tanesi var. Cevabımız bu olur. Şimdi geldik karmaşık sayının kökleri. Kare kökleri, küp kökleri vesaireleri. Karmaşık sayının köklerini bulabilmem için kutupsal biçimde yazılmış bir karmaşık sayı almam lazım ilk önce. Yani karmaşık sayıyı genel olarak kök bulurken kutupsal biçimde yazmak köklerin bulunması için bir numaralı işlem oluyor. İşte kutupsal biçimde yazdığım teta açısı yerine teta artı 2 kp'yi yazabilirim. Burada da teta açısı yerine teta artı 2 kp'yi yazabilirim. Neden? Çünkü esas ölçü bulurken 2π'nin katlarını ekleyebiliyorum veya çıkarabiliyordum, atıyordum. Aynı hesapla devam ediyorum. Eninci kuvvetten kök almak demek. Bunun eninci kuvvetini alsaydım, bunun eninci kuvvetini alıyordum. Bunun 1 bölü eninci kuvvetini alsam, bunu da 1 bölü eninci kuvvetini alıyorum. Burada onu yaptım. Yani z'nin eninci dereceden kökü, boyunun da kökü alınacak. Bunun üçüncü dereceden kök alınıyorsa, bunun da üçüncü dereceden kökü alınacak. Onuncu dereceden kök alıyorsam, onuncu dereceden boya da kök alma işlemini uygulayacağım. Fakat açıyı böleceğim. Yani eninci dereceden kök almak, açıyı n'e bölmek. Kare kök almak, açıyı 2'ye bölmek. Küp kök almak, açıyı 3'e bölmek demek oluyor. İşte burada göstermeye çalıştığımız gibi. Ben buradan kare köke geçseydim, 2'ye bölseydim yani. Hemen boyumuzun da kökünü alacaktım. Hemen boyumuzun da kökünü alacaktım. Açının da yarısını aldım. Hemen diğer kare kökümüz, boyun gene kökü. Açının yarısı ama 180 derece. O da nereden geldi şimdi diyoruz. Tabii ki canım bunu 2'ye böldüğüm zaman teta bölü 2 gelecek. Ahında burada 2π'yi 2'ye bölsem 180 derece gelecek. Şimdi burada bir duralım. Karekök aldığım zaman 360 dereceyi 2'ye böleceğim. 180 derece aralıklarla sıralanacak karekökler. Küp kök alırken 360 dereceyi 3'e böleceğim. 120'şer derece aralıklarla sıralanacak bizim köklerimiz. Dördüncü dereceden kök alırken ne yapacağım? 4'e böleceğim 360 dereceyi. 90'ar derece aralıklarla dolanıp duracak. İşte gerçekten burada da küp kökü gösterdik şimdi. Evet, küp kök de geldi. Gerçekten omega 0, omega 1, omega 2 ile göstereceğiz. Şuradaki en yerine 3 gelecek. Küp köklerden birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu. Küp kök z boylar. Şurada aslında birazcık boy olacak. Biraz eksik yazmışız ama ben onları ekleyeyim. Şunlar boy olacak yani. Boyun olacak. Şu da boyun küp kökü. Boyun küp kökü, boyun küp kökü. Şimdi düzeltmiş olduk. Teta bölü 3. Birincisi 120 derece sonra. İkincisi bir 120 daha zıpladım. Üçüncüsü. Şimdi bu kadar kafa şişirdik. Biraz örnekleyelim. Anlaşılırlığı artırmaya çalışalım. Gerçekten bu. Z karmaşık sayısı 36 çarpı cis 140 kutupsal biçimde yazmış. Kare köklerinden birine ben Z0, diğerine Z1 diyeyim. K yerine 0 vererek birinciyi, K yerine 1 vererek ikinciyi buluyoruz. Hemen 36'nın kökünü alıyorum. 36'nın kökü 6 aldım. 140 derecenin yarısı 70 aldım. Kaç tane kök buluyordum? 2 tane. 360'ı 2'ye böl. 180 zıpladım. Sonraki köküm gelecek. 180 ekledim 70'e. Bu. Ya biraz hızlandırabiliyorsak böyle hızlandırabiliriz. Kutupsal biçimde yazdım. Karekök aldım. 36'nın kökü 6'dır. 6'ları yapıştırdım. Açının karekök olduğundan, açının karekök olduğundan yarısını alıyorum. Açının yarısı 70. 70'i bulduktan sonra durdum. Kaç tane kök buluyordum? 2 tane. Karekökten bahsediyorum. 2 tane kök. O zaman 180 zıplayacaktı. Artacaktı yani. Diğeri de 180 derece artımını yaptım. 70 derecenin 250'ye geldim. Denkleminin köklerini bulalım. İlk önce kutupsal biçimde yazmam lazım. Eksi 3i karmaşık sayısı şurada bir yerdedir. Eksi 3i karmaşık sayısı burada bir yerde. Yani burası imajiner kısım, burası real kısım. Eksi 3i'ye gelene kadar kaç derece dönmüşüm? 370 derece dönmüşüm. Boyu kaç bunun? 3 birim. Boy 3, hemen yazıyorum. Boy 3, açı 270 derece. Yazdım. Tamam. Ben şimdi buradan ne buldum? Z kare. Z kareden Z'ye geçiyorum. Şunun da 3 çarpı cis 270 derecenin köklerini buluyorum. İşte buldum. Gene birinci köke Z0, ikinci köke Z1 desem karekökten bahsetmişti. Zaten çünkü Z kare demek karekök yani. Hemen bunun 3'ün kökü. Tamam. Karekök. Karekök 2'ye bölme. Küp kök 3'e bölme. Dördüncü dereceden kök 4'e bölme gibi açıyı böleceğim. 270 dereceyi 2'ye böleceğim. Cis 135 derece buldum. Tamam. Z0'ın açısı 135 derece. İki tane köküm var. 180 ekleyeceğim. Cis 180 eklesem 315 derece. İşte diğer kökümüz de bu.
Bunları böyle bırakabiliriz. İstiyorsak açabiliriz. Şöyle açalım. Kök 3, aç parantezi kosinüs 135 derece. 135 derece. 135 derece. Artı i'siniz 135 derece. Hemen ben bunun üstüne yazayım. Öğrenci arkadaşlara bakayım. 135 derece ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs eksidir, sinüs artıdır. 135 derece 45'in karşılığıdır. Eksi kök 2 bölü 2'dir. Artı i'si duruyor. Kök 2 bölü 2'dir. Ben hemen kök 3'te bunları bir de çarpacağım. Onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Geldim buraya. Çarpı kosinüs 315 derece. Artı i'siniz 315 derece. Biraz sınıra geldik ama olsun. Geldim. Bu dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede bu artıdır. Gene o 45 derecenin ifadesi. Bu eksidir. İ'si de var. Kök 2 bölü 2. Bir de kök 3'te çarpıp onların standart biçime getirilmiş halini bulmuş olacağım. Artık şıklarda hangisi varsa. Bir tane daha. Bir tane karmaşık sayımız var. Bunların köklerinin toplamının sıfır olduğunu, köklerinin çarpımının eksi z olduğunu, yani karmaşık sayının eksi katı olduğunu, kare köklerden bahsediyorum. Gösterelim. Gösterelim. Ben bunu kutupsal biçimde yazmam lazım. İlk önce boyunu bulmam lazım. Boyunu buluyorum. 1'in karesi. Kök 3'ün karesinin kökü. Boyunu buluyorum kardeşim. A'nın karesi, B'nin karesi. Yani 1 3 daha 4 yapar. 4'ün boyu 2. Boyu bulduktan sonra Allah yardımcımız olsun. Ne yapıyorum? Boyla çarpıp boyla bölüyorum. Boyla çarpıp boyla bölüyorum. Boy dışarıda çarpan olarak dursun. Böldüğüm boyu içeriye atıyorum. Kutupsal biçimde yazmaya çalışıyorum. Buradaki debelenme hareketlerim kutupsal biçimde yazmaya çalışmak. Kosinüsünün de artı, sinüsünün de artı olduğunu görüyorum. Birinci bölgedeymiş bu açı. Birinci bölgede kosinüsün 1 bölü 2 olduğu yer 60 derecedir. 2 çarpı cis 60 derece olarak buldum. Nihayet buldum karmaşık sayımızı. Neyini buldum? Kutupsal biçimde yazılışını buldum. Buradan kareköklere geçelim. Hemen kareköke geçiyorum. Birincisine z0 diyeyim. İkincisine z1 diyeyim. Karekök aldım. Boyun kökünü aldım. Kök 2. Kök 2. Burada yazmaya çalıştığım garip hareket. Şurası kök 2. Açının yarısı cis 30 derece. 30 dereceyi bulduktan sonra karekökten bahsettiğimden iki tane kök olduğundan 180 derece artıyorum. Cis 210 derece. Sonra bunu açıyorum. Kök 2 çarpı. Kök 2 çarpı. Birincisi neydi? Kosinüs 30 derece artı i'siniz 30 derece. Öbürü neydi? Kosinüs 210 derece artı i'siniz 210 derece. Evet. Buraya kadar geldim. Umarım problem yoktur. Kutupsal biçimde yazdım. Biraz da terledim. Kutupsal biçimde yazdım. Nerede? Burada. Kutupsal biçimde yazdım. Bunun karekökünü aldım. Yarısını aldım açının. Açının yarısını aldım. 180 zıpladım diyeni buldum. Bunun kökünü aldım. Tabii ki kök başta ikisinde de duruyor. Kosinüs 30'un değerini hemen yazıyorum. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. 210 derece 3. bölgede. 210 derece 3. bölgede. İkisi de eksi. 30 derece kadar açılmış 180'den. O zaman bu da eksi kök 3 bölü 2. Bu da eksi 1 bölü 2. Ben bunları neyle çarpacaktım? Kök 2 ile. Devam ediyorum. Kök 2 duruyor. Kök 3 bölü 2 artı i bölü 2 oldu. Yine kök 2 duruyor. Eksi kök 3 bölü 2 eksi i bölü 2. Ben bunu kök 2 ile çarpsam demek ki z0 karmaşık sayım ve z1 karmaşık sayımı şuraya yazmaya çalışayım. Kök 2 ile çarpsam kök 6 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 i birincisi bu. Öbürü eksi kök 6 bölü 2 eksi kök 2 bölü 2. Gerçekten şu karmaşık sayıyla bu karmaşık sayıyı toplasam z0 ile z1'i veya z1 z2 demişti bunların ismini. Önemli değil. Ben bunlara z1 z0 diyeyim. z1 z0 isimlendirme keyfi. Bununla bunu toplasam 0. Artı kök 6 bölü 2. Eksi kök 6 bölü 2 toplasam 0. Artı kök 2 bölü 2 i. Eksi kök 2 bölü 2 i 0. Yani karmaşık sayının kökler toplamı daima 0'dır kardeşim. Küp kök de olsa, 4. derecede kök de olsa. İkisini çarpsam karmaşık sayının eksi katı oluyor. Gerçekten ben şuradan da bulabilirdim ikisinin çarpımını. Şu ikisini çarpsam z0 ile z1'i, yani şunu kastediyorum. Çarpalım bakalım şimdi. z0 ile z1'i çarpsam şurası 2 yapar. Kök 2 ile kök 2'yi çarpsam 2 yapar. Çarpı cis açıları topluyordum. Yani şurası ne olacak? 2 çarpı cis